Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün sizlere başlıktan da anladığınız gibi kitap alışverişi videosu çekeceğim. Biliyorum bu tarz videoları çok izlenmiyor ama ben yine de kanalımın bir köşesinde bu tarz videolara yer vermek istiyorum. 5 kişi de izlese, 10 kişi de izlese sonuçta izlemiş demektir ve sevmiş demektir. Küçük bir kitap alışverişim var ama hepsini aynı anda aynı zamanda yapmadım. Hatta iki tanesini de okudum da ama onlarla ilgili düşüncelerimi söylemeyeceğim. Çünkü belki ilginizi çekmeyebilir. Bu kitaplardan herhangi birisi ilginizi çekiyorsa söyleyin, onlarla ilgili bir yorum videosu da çekebilirim. İlk olarak Bilinmeyen Adanın Öyküsü. Çok böyle ince, kokonat geziyor. Kusura bakmayın ses gelirse. Çok ince. Aa, ben bunları arıyordum ne zamandır. Bunların için unutmuşum. Bunları sevgili Meltem benim için yapmıştı. Burada unutmuşum. Çok ince bir kitap. Böyle hani böyle elinize alıp belki bir minibüs, otobüs yolculuğunda, hatta bir Kadıköy Soğanlık metro durağında bile, aralığında bile okuyabilirsiniz. Çok güzel ama. Gerçekten güzel. Bu aralar zaten yazarın bütün kitaplarını alıp okumak istiyorum. Çok sevdim bunu. İkincisi, ilk kitap alışverişi videomda yazarın adını, telaffuzunu yanlış yapmışım. Aşağıda dalga geçmişler yorumda. İnanın umurumda bile değil. Olabilir. İngilizce bilmiyorum. İngilizcem yok benim. Yanlış telaffuz edebilirim. Ay Işığı Sokağı. Psikolojik çok seviyorum. Normalde çok sevmem ama yazar full psikolojik yazıyor. Zaten artık tanımayan yoktur. Bu kitabı da severek okuyacağımdan eminim. Bu arada Modern Klasikler dizisinin tamamını okumak istiyorum. Yavaş yavaş da alıyorum. Birçoğunu da okudum. Yine aynı yazardan Clarissa mı? Artık bilmiyorum nasıl telaffuz edeceğimi. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sadece yazarın kitabı olduğu için aldım. Şey okumadım, yani arkasını vesaire okumadım. Zaten dediğim gibi Modern Klasikler dizisini tamamlamak istediğim için de bu kitabı da yer vermek istedim. Üçüncü kitabım Anne Frank'ın Hatıra Defteri. Beni tanıyan herkes bu kitabı ne kadar çok okumak istediğimi biliyordur ama okumuyorum. Çünkü en büyük hayalim Amsterdam'a giderken, gitmeden önce veya orada okumak. Bu hayalimi bir süre erteledim. Normalde yani bu 2018 senesi içerisinde Amsterdam'ın gezi planım vardı ama iptal etmek zorunda kaldım. 2018 gelmeden iptal ettim. Ama Anne Frank'ın Hatıra Defteri kitabını aldım. Hem Modern Klasikler, bende çok eski bir basımı var. Yani kitap hatta Varlık Yayınları'ndan böyle paramparça olmuş. Bana da bir yerden hediye gelmişti. Onun ilk birkaç, hani böyle aralıklı birkaç sayfasını okudum ama tamamını okumadım. Hani acele etmek istemiyorum okumak için. Bunu almamın sebebi de birinci basımına yetişemedim, ikinci basımı. Birinci basımı elimde olsun istedim ama maalesef birinci basımına yetişemedim. Anne Frank biliyorsunuz ki Hitler'in gazabına uğramış ailelerden birinin çocuğu. Ne kadar süre hatırlamıyorum ama bir süre bir evde, 2 yıl mıydı bilmiyorum, 4 yıl mıydı tam hatırlamıyorum, bir evde kilitli kalıyorlar. O evde hatıra defteri yazıyor. 12-13 yaşlarında olması lazım. Babası onun evini müze haline getiriyor. Özellikle Amsterdam'a gittiğim zaman o müzeyi de görmek istiyorum zaten. Her neyse, ama ne kadar çok bahsettim kitaptan. Bahsetmeyecektim sözde. Virginia Woolf. Böyle mi okunuyor bilmiyorum yazarın adı. Dalgalar adlı kitabı. Çok merak ediyorum. Yazarın hiçbir kitabını okumadım. Okuyacağım ilk kitabı olacak. Hatta dün Meltem'le buluştuk biz. Sushi yemeye gittik. O zaman işte orada Migros'ta yazarın başka bir kitabı vardı. Meltem bunu aldım dedi. Oku. Ben dedim evde bir kitabı var dedim. Onu bitireyim. Ondan sonra alacağım. İnşallah bunu okursam yazarı da tanımış olacağım ama hakkında hiçbir fikrim yok. Yazarın hayatıyla ilgili biraz bilgim var. Nedense hep böyle psikolojik rahatsızlıklar ya da psikolojik sorunlar yaşayan yazarların kitaplarına düşkünlüğüm var. Wolf de öyle. Orhan Pamuk. Orhan Pamuk'un kitapları bana hep ağır geliyor. Bilmiyorum. En son Kırmızı Saçlı Kadın. Bu muydu adı? Bunu okumuştum. En son kitabını okumuştum. Bunu Yalova'da aldım. Tatil sırasında aldım. Ama böyle başlamadan kenara koydum, yani öyle oldu. Henüz okumadım. Okumaya başladım ama saymıyorum. Başladım saymıyorum. Baştan alacağım çünkü. Orhan Pamuk'un bütün kitaplarını okumak istiyorum. Masumiyet Müzesi. Özellikle bunu okumayı çok istiyorum ama henüz onu almadım. Son olarak Haruki Murakami.
Yazarın bütün kitaplarını okumak istiyorum. Yani hepsini böyle okumak istiyorum. Çok seviyorum. Japonya hayranlığım da var zaten. Bu da son kitabıydı. Severek okudum. Bunu okudum. Her zamanki Haruki Murakami diyorum. Hatta dün biraz önce bahsettim Meltem'le sushi yemeye gittiğimi. Kitaplarında hep yılan balığından bahsediyordu. Ben de dün yılan balığı yedim. Hayatımdaki en büyük, en riskli deneyimlerden biriydi. Çünkü ben balık yemeyi bile sevmiyorum. Normalde balık yemiyorum. Ama yılan balığı, denemeyin ama ne gerek var ki? Her neyse, benim aldığım kitaplar bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız benim için çok önemli çünkü yorumlarınıza göre hareket ediyorum. İşte ne istiyorsanız ona göre yönlendirmeye çalışıyorum kendimi. Yorum bırakırsanız sevinirim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.